Yeni KRC5 serisi kontrolörde ilk enerjilendirme öncesi yapılması gereken elektriksel bağlantılara birlikte göz atalım. Robot ve kabinle beraber gelen ekipmanları sıralayacak olursak, motor güç kablosu, data kablosu, opsiyonel topraklama kablosu, bağlantı parçalarını içeren bir kutu, el terminali ve el terminali askısı. KRC5 yeni nesil KUKA robot kontrolör serisidir. Bu seriyle birlikte birçok yenilikten bahsedebiliriz. Bunlardan en önemlisi kompakt kontrolörlerden oluşan kabin yapısı. Görüldüğü üzere kabin içinde kompakt kontrolörleri ayrı ayrı yerleştirebileceğiniz bir kat yapısı var. Her bir kata KUKA kompakt kontrolörler yerleştirilir ve manipülatörle bağlantıları yapılır. Şu an incelediğimiz kabin dual cap modelidir. Yani iki katlı bir yapıya sahiptir. Ayrıca 3 katlı triple cap ve 4 katlı quad cap versiyonları da mevcuttur. Kontrolör kabin içine montajı yapılmış şekilde teslim edilir. İlk çalıştırma öncesinde yapmanız gereken tek şey manipülatör ve kabin arasındaki bağlantılardır. İlk olarak motor güç kablosu ve data kablosunun bağlantılarını yapalım. Bunun için kabin ön kapağını açıp yan kapak mandalını çevirerek yan kapağı da açmamız gerekiyor. Yan kapak KRC5 ile gelen yeni bir özelliktir. Rahat çalışmak için yan kapağın sökülmesi gerekiyor. Bunun için önce topraklama kablosunu çıkarıp kapağı yukarı doğru kaldırarak menteşelerinden ayırıyoruz. Şimdi motor güç kablosunun kablo geçişini ve kabin bağlantısını yapalım. Motor güç kablosu için alttan ikinci geçiş noktası kullanılır. Topraklama şiltinin bağlantı klipsi kabin rayı üzerinde uygun yere monte edilir. Sızdırmazlık çantası kabloya geçirildikten sonra motor güç kablosu kablo geçiş noktasına yerleştirilir. Motor güç kablosu kutu içerisinden çıkacak olan kablo bağları yardımıyla kabine iyice sabitlenerek geçiş tamamlanmış olur. Şimdi sıra kontrolör konektörlerini bağlamaya geldi. Konektörler ve kontrolör üzerinde bağlantı noktalarında etiketler bulunmaktadır. Bu etiketlere uygun olarak bağlantılar yapılır. Etiketler haricinde konektörün içinde eşleşmesi gereken kırmızı işaretler de bulunmaktadır. Bağlantılar yapılırken bu işaretlere de dikkat edilmesi gerekir. Şimdi de data kablosunun bağlantısını yapalım. Yine önce kablo geçişini yapıp sonra da bağlantısını yapacağız. Sızdırmazlık contası kabloya geçirildikten sonra data kablosu kablo geçiş noktasına yerleştirilir. Bu kısımda kontrolörün dış ortamdan yalıtımını sağlamak için yine kutu içerisinden çıkacak olan körleme tıpalarıyla boş kalan kablo geçiş noktaları kapatılır. Kablonun topraklama bağlantısı için kablo üzerinde sıyrılmış bir alan bulunmaktadır. Bu alandan kabloyu direkt olarak topraklamış olacağız. Sıradaki bağlantımız kabin ana besleme bağlantısı olacak. Ana besleme bağlantısı kabinin tavanında bulunan Clemens grubunda yapılacak. Bu kablo, robotla beraber gelen standart bir kablo değildir. Kabin tipine uygun çapta kablo seçilmesi gerekmektedir. Yine motor güç ve data kablosunda olduğu gibi sızdırmazlık contası önce kabloya geçirilir, daha sonra kablo geçiş noktasına yerleştirilir. 3 faz ve 1 toprak hattı içeren ana besleme kablosu, Clemens grubundaki uygun yere bağlanır.
Boşta kalan kablo geçiş kanallarının körlenmesi için yine bağlantı parçaları kutusundan çıkacak olan körleme tıpaları kullanılır. Sahip olduğunuz robotun konfigürasyonuna bağlı olarak ilave bağlantıların yapılması gerekebilir. Bu bağlantıların da tamamlanmasıyla beraber kabin yan kapağı yerine monte edilir. Kabin tarafında son olarak kabin topraklaması yapılır. El terminali giriş konektörü kabin ön kapağındadır. Öncelikle el terminali askısı ön kapak üzerine kutudan çıkan civatalar yardımıyla monte edilir. Ardından el terminali askısına yerleştirilip ön kapak üzerindeki giriş konektörüne bağlantısı yapılır. Son olarak bu kabloların manipülatör tarafındaki karşılıkları bağlanır ve elektriksel bağlantı tamamlanmış olur. Artık KRC-5 kontrolörümüz enerji vermeye hazır. Her şeyin yolunda olup olmadığını görmek için kontrolörümüz ana şalterden açılır. İlk enerjilendirme sonrası yapılacak çalışmalar için kabin üzerinde gelecek olan Quick Start dokümanını inceleyebilirsiniz. Bu dokümana kabin etiketi üzerindeki QR kodu okutarak da ulaşabilirsiniz. Industrial Intelligence.